Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim, tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Pazartesi bugün iyi haftalar dilerim. Berat Kandili, kandiliniz de mübarek olsun. Bugünün vesilesiyle de milletimizin birlik ve beraberliğine vesile olsun temennisinde bulunmak isterim. Birinci koşusu, handikap 15. Handikap 3, 5 yukarı bu yarış şartına 10 nolu safkan Yedizkaya direkt uyar. Bunun kazanması normal sonuç olur. Yani tek olabilirlik yüksek bir safkan 10 nolu safkan. 5 Dumrul AGF kısmen doğru, yani 10 eksik koşarsa 5, 2 ve 6 nolu safkanları ben birlikte düşünün derim. Birbirlerini geçebilecek durumdalar. İkinci koşu Maiden'ı 1 nolu safkan. Çok kazancı var. Çıkması gerekir bu safkanı. Çıkartmadı ilgilileri bu zamana kadar. Mehmet Beycen'e talimat vermedilerse çıkma diye çıkar. Eksik koşarsa 7 grubun kaliteli atı ikincilikleri var. O devreye girer. İkisi de eksik koşarsa 10, 8, yeni koşan at 10, 6, maço. Bunları taramanızı tavsiye edeceğim. Ama normalde 1-7 arasında olur. 1'in çıkması gerekir artık bu kadar kazanca. Hani herhalde yeter derler herhalde. Meydana çok dolaştırdılar çünkü. Üçüncü koşu şartlı 4. 1 nolu safkan tek olabilir. Kazanması gerekir. Bu grupları geçebilecek kalitede bir safkan. Burada 7'ye geçilmişlerdi 1 ve 3. O gün sürpriz yaptı. 50 küsür ganyanla gelmişti 7 nolu safkan. O da burada 2'ye falan geçildi. Hani artık diğer kalan grup karışır. 1'in arkasına 3'ü bekliyorum. Sürprizinde 3 yapar, 1 eksik koşarsa sonrası hepsi olur arkadaşlar. Dişe atlar çünkü ne yapacakları belli değil. 4'te de ara var. 4. koşu altılı başlangıcı Maiden'ı başlatılıyorlar. 4 nolu safkan. Çok fazla kazanç yok arkadaşlar bu hatta. Favori çıkar. Handikap 13'ten buraya getiriyorlar. Genelde çıkartmıyorlar bu tip atları. Yani bu AGF'ye çok fazla güvenemiyorum bu sebepten dolayı. Grubu geçebilir mi? Kesinlikle geçebilir. Yani kazanabilir. Ancak bu handikapıyla, bu kazancıyla henüz erken diyerekten sahipleri bekletebilir. Tabelaya koşturabilir. 4 nolu safkan. Burada kurtel yetiştirmesi bir safkan buraya getirilmiş, satın alınmış. Yani kurtelin yetiştirmesi olması hazır giriyorsa bu yarışa uzak çeker 1 nolu safkan. En azından biri yazmanızı mutlaka tavsiye ederim. Dördün yanına. Sonrası her şey olur. İlk ayaktır. Sürpriz bekler zaten. TCK'da o yüzden koymuştur. 3 tane maiden'dan getirip bunu buraya koydularsa bir bildikleri vardır. Tarayın derim. 9, 16, 12, 2, 8. Hani buralarda bir şey yok. Gözükmüyor bu atlar dahi. Arada bir kazanıyorlar. Her zaman korkuturlar beni. Bütçeniz oranında at yazmanızı tavsiye ederim. 4, 1, 1, 4'ten sonra. Sürpriz koşarı hala 3. Bunu da belirtmek isterim. 5. koşu handikap 14, handikap 3. Ben de 5 nolu Şen doğdu. Yarış şartına uyan bir safkan olarak çıktı. Son yarışını uzak kazanan Gökefe de yazdırıyor kendini. O da şanslı koşuyor hala. O kadar uzak kazanılmaz. Ne yaptılar bilmiyorum hatta ama o da şanslı. Yani AGF'ler doğru. 10, 5, 5, 10. Şartın atı 5. Forest de o. Biri kazanır. Normal sonucu bu. Arap yarışıdır. İkisi de eksik koşar. O zaman da sürpriz taraması yapmamız gerekir ki. Çok fazla at da yok. Hani kimi önereyim diye baktığımda sürpriz at olarak. Bir ihtimal 8. Çok at yazan arkadaşlar. İhmal etmeyin derim. 8 buranın sürpriz koşarı. Güzel de ganyanına gelir. Bu ikilinin yanına at yazacak arkadaşlara. 16. 9, 3, 1 gibi atlar tercih sebebi tarama atlarıdır. Varsa hatta diğer atlardan inandığınız eklemeyi size bırakırım. Normali 5-10 arasında bir yarış. İkisi de çok kötü koşarsa ki olur böyle şeyler Arap yarışlarında. O zaman sürpriz at taramadan bulabiliriz. Önereceğim safkanlar da bunlar. 6. koşu kısa vade 6. Burası sıkıntılı olur. Şart kısa vade 6 sürprize açıktır. Forum 13.
hani iyi koşmasını, kazanmasını beklediğim Safkan 13 Tilkandri'ye, ancak diğer atların da çok şanslı koşar durumda olduğunu söyleyebilirim. AGF'ye bakmayın. Şart tehlikeli. Arap yarışında hani her türlü sonucu bekleyebilirsiniz. Örneğin 8 Dede Yalas 4 yarış önce bu grubu geçti. 8, 2, 7, 3 bunlar yazılır safkanlar ilk etapta. 4'e güvenmeyin fazla Albanya'nın. Eski halinde olsa grubu tutarak geçer, eski halinde değil. Yazılır ama tek kullanmayın. 6, 10 gibi atlar, sürpriz atlar. Onların da kısmen de olsa şansları var şarttan dolayı. 13'e tek diyemem, kolay değil çünkü, ama kazanmasını beklediğim saptan Tilki Andri. 7. koşu. Ayarlamasını yapalım. Şartlı 4 Demir Nihat'ın kazanmasını olmaz sonuç. Burada bu AGF doğru AGF. Tek olur kazanır. Çok eksik koşar koşturulursa diğer kalan grubu 9'un geçmesini beklerim. O da 3'ün arkasına 9 bende çıkan bir ikili. O da AGF'ler zaten. 1-2 gibi atlar. Bunların da ikisi çok eksik koşarsa öncelikle bunların yerine geçer. Arap yarışıdır. Hatta diğer atlar diyeceğim artık. Performansları kötü olan diğer atlardan da herhangi birisi çok ekstra bir koşu çıkartabiliyor. Şanlıurfa'da bu bölgede. O yüzden diğer atlardan inandığınız varsa eklemeyi size bırakacağım. Şurayı ayarladık. 8. koşu. Altınoğlu Safkan. Maiden. Burada da 8. koşuda 6'yı mutlak kuponlarınızda bulundurun arkadaşlar. Bu attan iyi bir yarış gelebilir. Grubun kaliteli at handikap puanına göre. 8. Start sorunu var. Dişi Safkan. Kazancı yüksek. AGF. Çok güven vermese de çıkması gerekir. Geciken atlardan bu. 8 yazılır. 1, 10, 3, 4 yeni koşan atlar 3 ve 4 ne koşacakları belli değil. Tercih edip yazılabilir. Hatta diğer atlardan varsa inandınız. Yani örneğin 11 AGF almış bu apranti ile. Burada olmazlar olur, her şey olur. Olması gereken bence Altınoğlu Safkan. London bence. 9. ve son koşu. Handikap 16, handikap 3. Orta mesafeli bu yarışta. İki Safkan bende ön planda. 17 Serhoş Baba, ancak yukarıda kazancı yüksek olan uygun kilolu 14 Saf Krom var. Forum 14 mutlaka kuponlarınızda olsun, güzel sürpriz yapar gelir. 14 kazanabilir, bu grubu geçebilir. 17 şartın atı durumunda eksik etmeyin derim, çıkar bitirir vaziyette. Bu atları ikisini de geçen 15 Oğlum Turan, 12 Real Gris, hatta 13 sürpriz. Bunlar ilk etapta yazılır safkanlar. 4 gibi diğer atlardan inandığınız varsa bunların yazımını tercihen sizlere bırakacağım. Direkt önereceğim safkan yok ama ihtimallidir handikap yarıştı. Şanlıurfa bugün bende böyleydi. Umarım yazdığımız gibi gelir. Yine bütçelerinizi her zaman için söylediğim şey, aşmayınız bu tip programlarda. Bu bölgelerde özellikle belli olmaz ne olacağı, bazı yarışlarda çok ters atlar, çok rahat yarış kazanıyorlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.